Merhaba Kamil Doğdu bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'da da trafik kazaları en önemli sorunların başında geliyor. Her yıl binlerce kişi trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. Gerçi geçtiğimiz dönemlere bakıldığında özellikle ölümlü trafik kazaları konusunda olumlu bir giriş var. Avrupa Birliği genelinde 2001 yılında Avrupa genelinde 54.900 ölümcül kaza meydana gelirken bu rakam 2017'de 25.300'e geriledi. Yani Yarı yarıya azaldı, ancak yine de günde ortalama 69 kişi Avrupa'da trafik kazaları sonucu yaşamını yitiriyor. Avrupalı otoritelere göre bu hala yüksek bir rakam ve alınan önlemlere rağmen ölümcül kazaların ve trafik kazalarına bağlı ölümlerin önleme işi hala çözülmesi gereken bir sorun olarak duruyor ve buna ilişkin Avrupalı yetkililer daha farklı yöntemlerin hayata geçirilmesi konusunda çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin karnesi bu konuda ve oldukça kötü. Avrupa'da otomotiv üreticilerinin çatı organı tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre trafik kazaları konusunda Avrupa'nın en kötüsü Romanya. Romanya'da 1 milyon kişi başına her yıl 99 kişi hayatını kaybediyor ortalama trafik kazaları nedeniyle. En güvenli ülke ise Avrupa'da İsveç. İsveç trafik kazaları açısından Avrupa'da rakamların en iyi olduğu, en düşük olduğu ülkelerin başında geliyor milyon kişi başına trafik kazalarında ölüm oranı İsveç'te 25. Onun ardından İngiltere geliyor. İngiltere'de bu rakam 28, Danimarka'da 30 ve 4. sırada Hollanda var. Hollanda'da 31 Beşinci sırada ise milyon kişi başına 33 ölümün yaşandığı İrlanda geliyor. Son sırada ise belirttiğim gibi Romanya var. Onun bir öncesinde Bulgaristan 96 ölümle sondan ikinci, Hırvatistan 80 ölümle sondan üçüncü, Polonya 75 ölümle sondan dördüncü, Letonya'da 70 ölümle sondan beşinci durumda. Diğer bir komşu ülke Yunanistan'ın da durumu pek iç açı değil bu konuda. Yunanistan'da milyon kişi başına 68 ölümle listenin son 6. sırasında yer alıyor. Tabii ki her ne kadar son 20 yılda yarı yarıya azalsa da yine Avrupalı otoritelere göre meydana gelen trafik kazaları ve can kayıpları oldukça yüksek. Bu nedenle de özellikle Kuzey Avrupa İskandinav ülkelerinin uyguladığı yöntemlerin diğer Avrupa ülkelerinde de özellikle Doğu Avrupa'da yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan trafik kurallarının benimsenmesi, kurallara uyulması, bir taraftan da yol güvenliğinin sağlanması konusunda iki aşamalı bir çalışmanın yürütüldüğü belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin olumsuzluğun ortadan kaldırılması konusunda daha fazla çaba harcanacağını vurguluyor Avrupalı yetkililer. Bir diğer başlığımız Belçika'dan ilginç bir yasak haberi. Belçika'nın Kuzey Den Yine açılan sahillerinde bu yaz çıplak dolaşmak daha doğrusu sahil kasabalarında üstsüz ya da bikini mayoyla dolaşmak yasaklandı. Knokke-Heist kasabası sahil kasabası daha önce de turistlerin sadece sahilde üstsüz ya da bikini veya mayoyla dolaşmalarını şehir içindeki restoranlara, dükkanlara, alışveriş merkezlerine bu şekilde gelmemeleri uyarısında bulunmuştu. Ancak geçen yıl bu uyarılar pek de dikkate alınmadı. Yine alışveriş merkezlerinde kafelerde restoranlarda e, bikinili ya da üstsüz insanların sayısı oldukça fazlaydı. Belediye yetkilileri, e, belediye meclisi üyeleri bunun hoş karşılanmayacağını belirttiler. Çünkü üstsüz dolaşmak ya da bikini giymenin yerinin sahil olduğunu e, şehir içindeki e, restoranlara ya da alışveriş merkezlerinde böyle dolaşmanın pek de yakışık almayacağını belirttiler ve bu sene işi biraz daha sıkı tutuyorlar. O nedenle e, turizm sezonunda sahil dışında plajlar ve deniz kenarı dışında kasaba merkezinde alışveriş merkezlerinde restoranlarda üstsüz ya da bikiniyle veya mayoyla dolaşanlara 350 avro para cezası verilecek. Bu resmileşti. Işte Belediye meclisi kararı aldı. Hatta e, polis düzenlemelerine de dahil edildi. Sadece sahil ve sahilin yakınındaki sokak ve caddelerde göz yumulacak. Buna ancak e, şehir merkezinde ya da işte alışveriş merkezi, restoran gibi kapalı ortamlarda bu şekilde dolaşanlar 350 avro para cezası ödemek zorunda kalacaklar. Bu yasal zorunluluk cezasını ödemeyenlere icra takibi de dahil bir takım yasal yükümlülükler, zorunluluklar uygulanacak. Kamiler Dodu. Siyaret.